Merhabalar. Sesim inşallah iyi geliyordur. Ovro ile ilgili kısa bir video çekeyim istedim. Ovro, tam Ovro'nun yerindeyiz. Overseas Visitors Records Office. Evet. Bunun kısaltması polis kaydı kısaca. Bizim gibi Ankara anlaşmasıyla gelenlerin bunun için randevu alması gerekiyor internetten. Randevuyu çok ileri tarihe veriyorlar, böyle 2 ay falan sonraya. Bir ara vermiyorlardı. Şu an Aralık'tayız. 2020 Aralık. Ben şimdi hallettim. Eşim içeride. Form şey yapıyorsunuz, dolduruyorsunuz. Önce bir online başvuru yapıyorsunuz. Bilgilerinizi giriyorsunuz. Bir form veriyorlar. Yani online. Onu basıp çıktısını alıyorsunuz. Online dolduruyorsunuz, daha doğrusu PDF'i dolduruyorsunuz. Sonra çıktısını alıyorsunuz. Elle imzalayıp bir de fotoğraf yapıştırıyorsunuz. Sonra randevu tarihinde geliyorsunuz. Saatleri ayırmış durumlar. 10.30 randevusu, 11 randevusu falan. Geliyorsunuz. Formunuz, pasaport, BRP ve 34 pound ile kart veya nakit geliyorsunuz, giriyorsunuz. Girişte önce bir işte sırada bekliyorsunuz dışarıda. Sonra teker teker alıyorlar. Bir üstünüzü arıyorlar falan. Metal dedektörle falan. Sonra bir numara veriyorlar. Sıra bekliyorsunuz. Sıranız gelince oturuyorsunuz. İşte bakıyor şeyler. Pasaport, BRP ve forma bakıyor. Bana pek bir şey sormadı. Parayı yanlış çekti önce. 64 çekti. Dedim 34 değil miydi? Ha, ne kadar çektin ki falan dedi. Dedim 64 çektin. İade etti. Tekrar çekti. Sonra bir kuralların yazdığı işte bilmem ne polisi falan dedi. Kural kağıdı var. Yani uyulması gereken kurallar gibi bir şey. Bir onu verdi. Bir de esas işte o belgeyi hazırladı, belgeyi verdi. Belgede de İşte ismine, adresine falan iyi bak dedi, kontrol et dedi. Doğruysa gidebilirsin. Baktım, tamamdır dedim. Çıktım, bu kadar. Yani bir 10 dakika, 15 dakika falan sürdü yaklaşık içeride. 15 dakika falan. Böyle. Adres değiştirince tekrar bunu bildirmek gerekiyor. Ben artık burada değilim, şuradayım diye. Bu biraz adresini de polise bildirmiş oluyorsun. Ben burada yaşayan bir elemanım diye. Öyle bir şey. Ovro.